Ne yaptın biliyor musun? Çok acayip bir şey çünkü bak ilk defa burada şarkı söylüyorsun. Böyle bir platformda herhalde ilk defa söylüyorsun. Evet. İkincisinde bir de hani yine aynı kontrolle ki sesin gerçekten çok iyi. Sadece şunu söyledim. Biraz daha pratik yaparsa evet. Çok daha iyi söyleyecektir. Yani kendinden biraz daha aslında var o sende bir böyle bir emin olamadığın için böyle bir tutuyorsun kendini. Onu tutmasam bir bıraksan biraz da bu provayla olur. Prova ve pratikle bu çözülecek bir şey. Çok güzel sesin var. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Soraya kaç yaşındasın? 18. 2 ay sonra doğum günüm ama. 18 mi? 19 olacağım. Allah Allah. Soraya. Yes. Ben de buradayım. Bir şey söyleyeceğim. Sana bakıyor, oraya bakıyor, oraya bakıyor. Bana bak. Ya, hayır şu heyecandan her yere bakıyorum aslında. Aha, biz de bakılacak gibiyiz ya. Evet. 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 Biz nereye baktık? Tamam, benim şansım yok gibi anladım ben zaten. Sen oralardan bir yerleri seçeceksin. Onu anladım hani. Ama gerçekten olağanüstü bir sesin var. Beraber çalışmak isterim. Ama yenilgiyi baştan kabul ediyor. Hiç bakmadı bana biliyor musun? Gerçekten mi? Hiç. Yok, benle de konuşurken bana bakmıyor yok, zaten. Yok, sana bakıyor. Gördüm ben sana bakıyor, bana Murat'a mı? Bakıyor. Beyaz'a arada bir bakıyor. Yok yok, bana bakarken size bakıyormuş gibi geliyor. Normalde bana bakıyor. İkisindesin biliyorum. İkisinden birisindesin. Yok bence Murat Boz'dan gözlerini alamıyor. Zaten Murat döndüğünde ama ondan biz de gözümüzü alamıyoruz yani. Ya, inşallah ya. Vallahi sonra ya sesinle tam ne yaptığının farkında mısın? Müzikle ilgili ilişkin ne? Ne zaman başladın? Yani sadece arkadaki arkadaşların sana sesin güzel. Hadi o sese katıl mı dedi. Bir eğitim mi aldın? Çok yok. Zor bir şey yapıyorsun. Farkında mısın bunun ya da öyle sakin ol kardeşim yani sakin. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Beni seçmek zorundasın. Bak efendi, bu onun agresyonu Soraya. Evet, agresif gördüm ben Oğuzhan'ı. Ne oldu ya? Ya müziği anaokulda başladım demek... Yani anaokulda başladım ya. Gösteriye çıkmıştım. O zaman ben çok şeydim böyle... Yok çıkamam falan filandım. Tamam. Tabii zorla soktular. Bir de benim annem tarafı zaten müzik şey yapıyorlardı. Annem piyano çalıyordu. Tabii o da öyle yapınca sonra güzel sanatlara yazıldım. Güzel sanatları kazandım lisede. Oradan mezun oldum öyle. Şu an müzikte artık. Güzel sanatlar. Bak seni de eski geçti bakarken gördün mü? Oğuzhan'dan gözünü aldı. Beni biliyorsun değil mi? Tabii Murat'a attı. Evet. Senle beni es geçti gözler. Ben hangi onu liseden mezunum? Gördün mü? Bilmiyorum. Güzel sanatlar. Aa, okay. Wow. Evet. Ben de güzel sanatlar ama seramik ama olsun. Evet. Ben de çok istiyorum. Hala Murat'a bakıyor ya. Hayır ya. Ya, ya Ebru zorla vazgeçireceksin kızı benden. Abi, yapma ne olur gözünü seveyim beni destekler. Şey alamıyor Ebru. Senden Ebru, gözünü. Ebru ne olur. Oğuzhan'dan gözünü alıyor bu tarafa atıyor ikimizi es geçiyor. Alıyor, evet. Sen beni seç ben arada sıra gider Murat'ı sana gösteririm hiç sıkıntı yok yani. Hani gideriz seyrederiz sonra döneriz. Evine yemeğe ya. Götürürüm ben de beraber gidersek. Bu yolda beraber yürürsek evine yemeğe gideriz. Bir şey söyleyeceğim bir dakika ya Ebru. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptım? Tabii kendine gel. Bir şey yapmadım ki. Ama yani hepimize yönlendirdin bir kendin konuşmuyorsun ya bir konuş. Hayır Ebru, ama ben anladım beni hiç görmedi. Sahneye çıktığından bu yana bana bakmıyor. Ben dedim ki kesin beni seçmeyecek. Gerçekten mi ya? Evet. Gerçekten mi? Senden alıyor bak sana bakıyor senden alıyor gözü. Buraya atıyor buradan alıyor oraya atıyor. Şey bizim ikimiziz yok sayıyor. Hepimize bir tek Allah tek Allah. Bakar mısın? Biz burada ambeli olduk onu da anlayamadım. Bir tek tek bakar mısın bir hepimize? Bak bana bakarken bak. Şöyle oldu. Buradayız Rık Soraya. Murat'a geçti. Allah şimdi bana bak. Evet. Yo, benimki hiç anlaşılmıyor. Evet şapkayı da indirdi ortada şöyle. Ortada kaldığımız için evet yani. Peki. O zaman? O zaman... Aklına birisi de gelmiş miydin? Yok ya biliyor musunuz? Yani var aslında ama yok karışık. Güzel. Yani, şu an tam iç sesini hayır, dinle. Yeni şey yaptın ama burada konuşmalardan sonra biraz değişiklik mi oldu? Yani, yok aslında ben direkt şey geldim hani oraya gideyim. Eğleneyim. Hayır hangisi daha böyle kendimi daha biraz çok biraz daha sohbet etsek fikrin değişir mi? Çünkü yok. Ben fikrini değiştirmek istiyorum. Ya ben sen de fikri değiştirmek istiyorum bunu hani. Ben delirdim. Şeyi sorabilir miyim? Konu değişsin diye atıyorum. Bu Malezya-Sivas bağlantısını bize bir anlatabilir misin? Nasıl oluyor? Çok alakası. Ya muhtemelen ay, Sivas'taki Malezya'ya gidiyor. Annem babam üniversite yurt dışında okudular. Oradan tanıştılar, geldi. Tabii ya bir Malezyalı'nın Sivas'a çalışmaya geldiğini düşünemedi çünkü. Evet, tabii ya. Bir şey kafada oturmadı. Onu da oturtamadım kafada da o yüzden. Ha orada böyle bir enteresan bir şey yok mu? Nasıl? Yani normal aynı okulda okuyarak. Aynen aynen öyle. Tabii hayır. Benim annem babamı 5 sene bekletti. İşte bak bana bunlarla geldi. 5 sene bekletti. Annem çünkü evlenmek istemiyordu o zaman. Babam tabii
hep şey yaptı, koşturdu, şey yaptı. Sonra ya gelsene sonuna... Allah'ını seversen otur şurada konuşalım ya. Bayağı aileye girdik, süper evet. Yani mükemmel. Ya sen bizden olmuşsun ya. O müthiş ya. O zaman? O zaman? Önce neden beni seçtiğini, sonra da beni seçtiğini söylüyorsun. Sırada bu. Niye bana kanının ısındığını, niye beni seçtiğini söylüyorsun. Çok kararsız kaldım şu an yani. Önce sebebi. Sebebi... Rahat ol ya, vaktimiz var. Musun? Yok yok, kendi kendine düşün, arkanı dön şöyle bir bak, bir düşün. Kız, buradayım. Oğuzhan Koç. Gerçekten mi? Yüzler! Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Halbuki son sorularım o kadar saçmaydı ki demek ki ambole ettim onu. Ağladı biliyor musun kızı? Hoş geldin bir tanesi. Teşekkür ederim. Abi baba Sivas'tan mı geldi? Başarılar diyorum. Buradan bak. Son soruyla kafa karıştırdım. Sivas, Malezya deyince... Orada bir kızın kafa yandı orada. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Mükemmelsin. Ne, teşekkür ederim. Ay. Nasıl geçti senin için? Çok heyecanlı geçti. Bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum ama çok güzel geçti. Ama bir küçük yalan var mıydı sanki? İlk önce sanki başka biri seçilecekti de. Öyle oldu ama oradayken tabii kafam değişiyor, değişti. Değişiyor değil mi? Evet. Etkileniyorsun laflardan da. Evet kesinlikle. Ama bence senin için çok güzel olacak. Oğuzhan'la devam ediyorsun yoluna. Evet. Bol şans diliyorum çok sana. Çok teşekkür ederim. Olağanüstü bir sesin var. Sahneye çok yakışıyorsun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.